endişelerimizi bertaraf ettiğimiz sağlıklı bir gelecek ümidiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepinize hoş geldiniz. Bu vesileyle TGDF'nin hazırlamış olduğu bu organizasyon içinde Türkiye Gıda Dernekleri Federasyonu'nun başta Sayın Başkanı ve başta yine Sayın Genel Sekreteri olmak üzere tüm ekibine de teşekkür ederim. Bugün koronavirüs sonrasında süt ve süt ürünleri sektörünün geleceğini, sektörümüzün saygın şirketlerinin temsilcisi olan yine kendi alanlarında çok kıymetli tecrübelere sahip dostlarımızla birlikte irdeleyeceğiz. Bu anlamda aramızda Pınar Süt Genel Müdürü Gürkan Hekimoğlu, Aynes CEO'su ve Genel Müdürü Murat Hocalar ve Eker Süt Ürünleri Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hamit Can Bey ile birlikte bu programı yürütüyor olacağız. Aynı zamanda bu güzel pırıl pırıl bir gün Gürkan Bey'in de doğum günü. Gürkan Bey, doğum gününüzü kutlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Programımızı bir saat içinde tamamlamayı planlıyoruz. Müsaadenizle ben bir açılış konuşması yapacağım. Daha sonra konularımızı iki turda müzakere edeceğiz. Arkadaşlarıma 6'şar dakikalık söz vereceğim. Ve sonrasında da genel bir değerlendirme yapacağız hep birlikte ve programımızı sonlandırmış olacağız. Şimdi yeni normal diye bir kavram çıktı biliyorsunuz. Hoş, biz sütçüler pek aşinayız buna biliyorsunuz. Sütçü için her gün yeni normal. Dolayısıyla buradan hareketle öncelikle genel tespitlerle programa başlamak istiyorum. Gıda sistemlerinde üretici yani çiftçi, hayvansal ve bitkisel üretim, hasat, ara nakliyeler, işletmelere nakliyeler, işleme, muhafaza, pazarlama faaliyetleri, perakende kanallarına nakliyeler, perakende halkaları ciddi bir tedarik zinciri organizasyonu bildiğiniz gibi. Adeta bir domino etkisine açık, bütüncül ve son derece risklere sahip bir zincir bu. Üstelik risk çok yönlü ve çeşitli. Öyle ki bu zincirin içindeki halkalardan biri, bırakın kırılmayı, zayıflasa dahi üretimden son tüketiciye kadar sonuç olarak hem halk sağlığı hem de ulusal ekonomi zarar görüyor. Bu risk unsurlarının kök nedenlerinden biri de ölçek ekonomisi ve tedarik planlaması. Talep ve stok yönetimindeki planlama hataları ile bir yandan israf, bir yandan arz fazlası stokları, diğer yandan da stok yetersizlikleriyle karşılaşılabiliyor. FAO verilerine göre gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki bu sorun farklılıklar arz ediyor. Gelişmekte olan ülkelerde kayıpların %40'ı hasat ve işleme düzeylerinde gerçekleşirken, gelişmiş ülkelerde ise kaybın %40'ı perakende ve tüketici düzeyinde gerçekleşiyor. Yani gelişmekte olan ülkelerde verimsizlik ve kalite maliyetleri, gelişmiş ülkelerde de israf maliyetleri ortaya çıkıyor. Bu genellemeden sonra kendi sektörümüzün özelindeki temel tespitleri ise şu şekilde sıralayabiliriz. Malum bildiğiniz gibi ülkemizde 17.700.000 büyükbaş ve 41.000.000 küçükbaş hayvan ile yılda 23 milyon ton süt üretiliyor. Bu rakamlar bizi dünyada 8. Avrupa Birliği ülkeleri arasında da 3. konuma oturtuyor. Ancak bu üretimin karşılığında halkımızın ihtiyacı olan dünya standartlarında ve Türkiye yasa ve yönetmeliklerine uygun sağlıklı ürünler bu üretimin ancak %45'i ile tüketicimize ulaşabiliyor. Geri kalan %55 ise denetimsiz, açıkta satılan, izlenebilirliği olmayan ve büyük oranda ambalajsız veya uygun olmayan ambalaja sahip ürünler. İşte bu perspektiften baktığımızda da yukarıda sözünü ettiğimiz dünya veya Avrupa Birliği sıralamalarının maalesef içine giremiyoruz. Bugün temel sorunumuz ne güncel olarak? Sağlık. Güçlü bağışıklık sistemi, sağlıklı beslenme. Bu sorun ülkemiz için maalesef bugünün sorunu değildi. Peki bizler öteden beri hep buna dikkat çekmiyor muyduk sektör olarak? Bilgi kirliliğine,
halk sağlığı risklerine, haksız rekabete sürekli dikkat çekmiyor muyduk? Şimdi hayat bunun önemini bize maalesef çok sert bir şekilde gösterdi. Tamam, olan oldu. Bugün ne yapacağız? Yarın ne olacak? Sektörün bilinen, sorumluluk üstlenen markaları bugüne kadar üretim sistemlerini, birincil üretimden tüketicinin sofrasına kadar olan zinciri zaten tehlike analizleriyle kritik kontrol noktalarında tüm sağlık ve kirlilik risklerini bertaraf ederek yönetiyor. Yani bizim için süt sektöründeki sanayi işletmeleri için 360 derece temizlik, eldiven ve benzeri, yani günümüzde sıkça herkesin ağzına pelesenk olan bu kavramlar zaten biz sütçülerin, süt endüstrisinin hayatımızda olan unsurlarıydı. Bunu kayda geçmekte yarar var. Değerli katılımcılarımız, bu tespitlerin ardından izleyeceğimiz kapsam şu olacak. Salgın sonrasında süt tedarik zincirinde yaşanan sorunlar, süt ve süt ürünleri tüketiminde izlenen değişimler, gerek endüstri, gerekse hayvancılık işletmelerinde alınan önlemler, mevcut teşvik ve desteklemeler süt zincirini korumaya yetecek mi? Salgın sonrasında sektörde kalıcı bir hasar bekleniyor mu? Mevzuata ilişkin belirler ve kısıtlamalar, COVID-19 sonrası süt ve süt ürünleri ihracatında fırsatlar var mı? Bu çerçeve içinde sorularıma geçmek istiyorum. İlk sorum, bu çerçeveyi göz önüne alarak salgının süt ve süt ürünleri sektöründeki etkisi ne oldu? İş yapma biçimimizde ne tür değişikliklere yol açtık? Sizinle başlayalım isterseniz. Tarık Bey, ses bana mı var? Ses gidip geldi, anlayamadım. Ben de mi söz Samit Bey'im? Murat Hocalar Bey. Murat Bey'im, tamam. Murat Bey, mikrofonunuzu açarsınız. Sesim geliyor mu? Evet, gayet güzel. Öncelikle Tarık Bey'e çok teşekkür ederim. Çok güzel bir girişle yolumuzu açtınız. Bütün katılımcılara saygıyla selamlıyorum. TGDF'ye İknur Hanım'a nezdinde çok teşekkür ediyorum. Böyle bir toplantıyı organize ettiği için. Buna gerçekten ihtiyacımız var. Aslında iş yapma biçimimizde ne tür değişiklikler oldu dediğimiz zaman herhalde bugün yaşadığımız bu Webminer ortamındaki toplantımız da iş yapma biçimimizdeki değişikliğin en önemli örneklerinden bir tanesi. Düşünün ki böyle bir toplantıya aşağı yukarı 100-150 kişi kadar bir katılım var diye düşünüyorum. Bu kadar insanın arabalarla veya uçaklarla bir araya gelmesi, toplanması ne büyük zorluk, ne büyük maliyetti. Şimdi çok hızlı bir şekilde, çok komprime böyle toplantıları yapabilir hale geldik ve şaşırıyorum. Ülkemiz ne kadar hızlı adapte oluyor bu tip değişikliklere. Neredeyse Webminer toplantıları tüm günümüzü artık alabilecek boyutta hızlandı. Bütün toplantılarımızı olabildiğince uzaktan sanal ortamda yapıyoruz. Sanal gerçeklikler ortamında yapıyoruz. Her şeyde olduğu gibi buna da sektörümüz de ülkemiz de çok hızlı bir şekilde adapte oldu. Salgının süt ve süt ürünleri sektöründeki etkisi ne oldu dediğinizde aslında bir sefer görev emri aldık ve savaşıyoruz. Bizim bu savaşımız daha her zaman vardı ama daha şiddetli bir savaş ve mücadele içerisindeyiz. Dolayısıyla ben bu sürece bir kriz demiyorum, savaş diyorum ve savaştığımız konu da aslında süt mucizesi için savaşıyoruz hep birlikte. Süt mucizesi diyorum, gerçekten süt bir mucize. İneğin memesinden alıp insanı
besleyebildiğimiz çok önemli bir mucize. Ben bilmiyorum ama başka arkadaşlarım biliyor mu? Bir başkası var mı? Yalnız sütle başka hiçbir besin almadan beslenebileceğiniz başka hiçbir gıda maddesi yok yeryüzünde. Bunu görüyorum. Dolayısıyla süt gerçekten bir mucize. Bir yere bastım. Ve o mucize öyle bir mucize ki içerisinde %88 su barındırıyor. %12 kuru maddesi var. İçinde proteini var, yağı var, mineralleri var. Yani insanın yaşayabileceği her türlü besin maddesini içerisinde barındıran yeryüzündeki tek gıda. Ve biz bu mucize için mücadele ediyoruz. Ve o yüzden diyorum ki ve altını çizerek söylüyorum ki koronavirüs veya COVID-19 pandemisi süt işimizin toplumdaki rolünü daha keskin bir odağa yerleştirmiş. 12 Nisan mı? 12 Nisan'dan 6 Mayıs'a kadar. Sesim geliyor mu? Toplumdaki rolü süt işimizin daha keskin bir odağa yerleşmiştir. Tabii anlayanlar için bu böyledir. Anlamayanlar için mücadelemiz devam edecektir. Biz bu süt mucizesi için canımızı dişimize takarak tüm tedarik zincirinde çalışacağız. Çünkü biz sefer görev emri olan bir sektörüz. Sağlıkçılarımızla birlikte bu mücadeleyi vererek insanlarımızın, çocuklarımızın, annelerimizin beslenebilmesi için bu gıdayı onlara ulaştıracağız. Bakın çok güzel bir şeyi gösterdi. Herkes buzdolabına veyahut da dolabına süt aldı, UHT süt aldı, peynir aldı. Biz salgınların bu noktada kalacağını mı düşünüyoruz? Eminim önümüzdeki dönemlerde çok daha farklı salgın çeşitleriyle mücadele edeceğiz. Düşünün ki Doğu veya Batı bölgelerimizden bir tanesinde hayvan kaynaklı bir salgın oldu. Ve oradaki halkın beslenmesi lazım. Biz bu besini sokak sütçüleriyle mi götüreceğiz, o bölgelere koyacağız? Yoksa gıda güvenliğine uygun, gıda güvenliği şartları sağlanmış sütlerle mi bu ürünleri bu bölgelere götüreceğiz ve oradaki halkımızın beslenmesini sağlayacağız? Biz askerimizin savaşırken gıda ihtiyacını sokak sütçüleriyle mi sağlayacağız? İşte o yüzden diyorum ki Niş'in söylediği gibi öldürmeyen kriz güçlendirir. Biz süt sektörü olarak COVID-19 pandemisinden güçlenerek çıkacağız. Yıllarca söylediğimiz, mücadele ettiğimiz bu hususta belki bir nebze olsun insanların güvenli gıdaya ulaşmasının sanayinin elinden olabileceğini, bilim ve akılla olabileceğini hissettirmiş olacağız. Şimdi süt dediğimiz olay bugün sanayinin süt sanayinin içinde bulunduğu konjektür içerisinde en güvenilir şekilde sunulabilecek bir noktadadır. Süt bağışıklık sistemimizi güçlendiren bir gıdadır. Yaşamsal bir gıdadır. Ama öyle bir lobi faaliyeti içinde ki yıllardır bir zümre, halkımızın bu mucizevi gıdaya daha güvenli şartlarda ulaşabilmesini
teknolojiyi lekeleyerek elinden almaya çalışıyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bu pandemi de işte bu gerçeği çok net bir şekilde ortaya koymuştur. Daha şiddetli bir şekilde koyacaktır. Bunun dışında sayın katılımcılar, biz uzun zamandır vermiş olduğumuz süt sanayi olarak mücadelede birbirimizle rekabet etmiyoruz. Yine bu lobi faaliyetinin etkisiyle maalesef her geçen gün süt kayıtsız ekonomiye, kayıtsızlığa doğru itilmekte. Kayıtsızlık demek, evraksızlık demek. Kayıtsızlık demek, vergisiz demek. Kayıtsız demek, sağlıksız demek. Kayıtsız demek, kontrolsüz demek. Şu an süt sektörü, Sayın Başkanım da telaffuz etti, aşağı yukarı 20-23 milyon ton civarında yıllık süt üretimi gerçekleştiriliyor. Bunun ancak %55'i kayıt altında. Bu toplantıya hazırlanırken yurt dışı kaynaklara baktığımda bizim çevremizdeki gelişmiş ülkelerde kayıt içerisinde olan bir sektör, süt sektörü ve %98 kayıt altında. Dolayısıyla rakamlara ve datalara, rakamları analiz etme ve bunlara uygun bir stratejik yol haritası oluşturmakta çok daha rahat ve kolay davranabiliyorlar. Biz %55'ini yönetmeye çalışırken %45'i 45, buyurun başkanım. 45'teyiz maalesef. Biraz daha geriliyoruz. Ne acıdır ki biraz daha bu düştü. Dolayısıyla bu COVID-19 pandemisinin kayıtsız ekonomiyi de artık gündemimizden çıkartacak önlemleri almak için bir fırsat olmasını diliyorum ve bunun için gerekirse bu sektör devletiyle birlikte, kamusuyla birlikte kapanıp bunun mücadelesini ve çözüm yollarını vermek durumunda. Başka türlü gidemeyiz. Değerli katılımcılar, bu koşullar altında, bu pandemi şeyinde bir taraftan kendi güvenliğimizi korurken, bir taraftan çalışanlarımızı kapısından alıp tekrar kapısına bırakacak bütün güvenlik önlemlerini, Sağlık Bakanlığı'nın belirtmiş olduğu 14 güvenlik önleminin üzerine biz bir 14 daha ilave ederek bu arkadaşlarımızın, bu çalışanlarımızın güvenliğini sağlayarak bu süt mucizesini sağlıklı koşullarda insanlarımıza ulaştırmak için büyük mücadele veriyoruz. Tedarikçilerimizi, müşterilerimizi destekleme konusunda süt sektörü olarak rolümüzü basiretli bir şekilde üstlendik ve üstlenmeye devam ediyoruz. Başkanımın bahsettiği değer zincirimizi oluşturan tüm paydaşlar, kamu dahil, aynı anlayış içerisinde sektörümüze destek vermeye devam etmelidir. Bu süreç içerisinde insanoğlu, hepimiz kaybetmiş olduğumuz birçok değerleri anladık ve bunların korunması gerektiğini bir kez daha anladık. Şunu gördük ki aslında yaptığımız alışverişin %55'i, 50'sinden fazlası aslında ihtiyacımız olmayan şeyler. Bizim bu dönemde en temel olan ihtiyaçlara daha çok kaynaklarımızı ayırdık. Neydi? Barınma ihtiyacımızdı. Neydi? Güvenli gıdaydı. İşte güvenli gıdanın başında da süttü. Tedarikçilerimizi destekledik. Onların güçlü bir şekilde üretim yapmasını sağlamaya gayret ettik. Müşterilerimize mallarımızı ulaştırdık. Zincir mağazalar ve market zincirleri arasında. Ama sektör inanılmaz bir sıkışıklık içerisinde. Ve maalesef sanayi bu sıkışıklığın en ortasında kalmış vaziyette.
üreticilerimize bir an bir taraftan yemini verip hayvanlarını beslemesini, düzgün beslemesini, sağlıklı beslemesini sağlarken bir taraftan o yem %70 dışa bağımlı olan o yem ham maddesini zorlu şartlarda bu ülkeye sokmaya, getirmeye, işlemeye ve hayvan yemi olarak hayvanlarımızın beslenmesine sunmaya çalışırken üreticilerimiz, yani tedarikçilerimizin en ana kısmı olan üreticilerimizden de sağlıklı ve kaliteli süt alma mücadelesi veriyoruz. Bunu yıllardır veriyoruz. Ve bu yıllardır verdiğimiz mücadele içerisinde bakın dünya analizlerine baktığınızda dünya %4 ya 3.6 proteini konuşurken biz hala hazırda 3.5-3.6 ya 3.2 proteinleri zorla ulaştırmaya çalışıyoruz. Hala daha kabıdan toplama sıcak sütlerle mücadele ediyoruz. Ve bu mücadele içerisinde dünya ile rekabet etmeye çalışıyoruz. Bu işin bir tarafı süt tedarikçilerimiz tarafından. Diğer tedarik boyutunda hepiniz bunun çok ciddi bir şekilde yaşıyorsunuz. Pandemi dönemi nakit akımını yönetme döneminde hepimizin en zorlandığı dönem oldu. Bir taraftan ürünleri daha kısa vadede girdilerimizi almaya çalışırken bir taraftan da uzayan tahsilatlarımızla bu açığı kapatmaya çalışıyoruz. Murat Bey, bir zamanlar dönem buyurun. Tam bu noktada yani öyle önemli bir noktaya geldiniz ki tam ikinci soruda, ikinci turda irdeleyeceğim konulara yani çok güzel geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sözünüzü kesmek zorundayım. Biraz da fazla süre verdim. Süremiz kısıtlı. Ama lütfen unutmayın buradan devam edeceğiz ikinci turda. Çok önemli bir noktadasınız. Gürkan Bey sizinle devam edebilir miyiz? Teşekkürler. Teşekkür ederim. Vakti geç. Heyecanla gidiyordum vallahi. Çok teşekkür ederim. Evet, Murat Bey. Çok keyifli ve çok kritik konulara değindiniz. Onun için ben de biraz geniş tuttum. Evet Gürkan Bey. Teşekkürler. Herkese tekrar merhaba. Murat Bey'in söylediklerine esen hepsine katılıyorum. Biz sektör olarak bir kere dayanışma içindeyiz. Devletimiz, üreticimiz, tüketicimiz en son zincirin halkası ama bir kere bu olay başladığında, daha emareler olduğunda sonuçta hijyen ve sanitasyon standartlarını çok yüksek uygulayan bir sektörüz. Bir de bizim sektörümüzün abiyane tabirinde şöyle bir şey vardır. Bunu çok kişi kendi sektör içinde kullanırız ama diğer sektörler bilmeyebilir. Biz cenaze bekler, süt beklemez deriz. Süt asla beklemez. Yani bu böyle insanlara tuhaf gelir ama bu bir kere ineği sağmazsanız veteriner kim varsa aramızda bir milyasyon çatlar ölür. Yani o sabah akşam o inek sağlayacak. O süt tanklarda soğutulacak ve tankerlerle fabrikalarımıza hijyenik olarak gelecek ve fabrikalarımızda işlenecek. Ürün haline dönüştürülecek ve gene bozulabilen hepsinin belli bir raf ömrü var. Sayın tüketicilerimizle buluşturulacak. Bunların hepsi bir zincir. Halkının herhangi birinde sıkıntı olduğunda esasında toplumun gıda ihtiyacını alamamasına neden olan büyük bir gerçek anlamda paniğe sebep olur. Ne mutlu ki biraz önce de konuştuk ön katılımdaki şeylerle ülkemizin güçlü bir üretim gücü var. Bazı üretim alanlarımızı unuttuk. Bu vesileyle belki onları tekrar devreye alacağız. Bu bir silkelenmemize fırsat verdi belki bu virüs bize. Hem sağlık anlamında her şeyine. Sektör hazırdı çünkü biz bozulabilen bir gıda ürününü en sağlıklı bir şekilde yapıyoruz. Bu vesileyle sokak sütçülüğü %13 kadar filan şöyle azalmaya başladı. Devletimiz vergi kazanıyor. Daha çok ihtiyacımız için fon yaratmaya başlayacak. Bu bize avantajı olacak. Ne mutlu ki hala ihracatımız sürüyor. Dünya ölçeğinde belki küçük. İşte Nevzat Hocam da aramızda Dünya Sütçülük Kongresi'ni İstanbul'da yaptık. Ne zorluklarla ama başarıyla yaptık. Tüm dünya sütçüleri ülkemize geldi. Neden? Türkiye büyük bir ülke. Türkiye'nin üretimi güçlü.
Türkiye'nin sanayicisine dünya güveniyor ve ihracatımızı hala devam ettiriyoruz. Bütün ülkelerde bu sorunlar yaşanıyor. Demek ki ne ki en önemli kısım kaliteli ham madde. Kazanan bir üretici. Hızlı ve çabuk kaliteli ürünler üreten her türlü koşulda ben Murat Bey'in o sözüne çok katılıyorum. Bizim sefer görevimiz var. Yani bir kere biz bu mesleğe girerken ve bu işi yaparken bayramda, seyranda, yılbaşında her türlü dönemde çalışacağımızı bilerek girdik. Çünkü bizim fabrikalarımız 24 saat çalışıyor. Çalışmak durumunda. Bu zincir duramaz. Nasıl icap ettiğinde cerrahlar hastanedeyse biz de hep şirketlerimizin, işletmelerimizin başındayız. Çünkü üreticimize saygımızdan, çünkü tüketicimize saygımızdan, çünkü işimize saygıdan. Toplum sağlığı çok önemli çünkü sütün içinde protein var. En temel ihtiyaç malzemesi, bağışıklık sistemimizin en önemli güçlenmesi gereken alan. Birçok esansiyel yağlar, vitaminler var ayrıca. Birçok gıdadan da alabilirsiniz ama süt çok önemli. Ben çok üzüldüm Amerika'da sütler dereye boşaltıldığında. Ne mutlu ki ülkemizde bir damla süt dahi zayi olmadı. Sektör olarak Tarım Bakanlığımızın da öncesinde yaptığı toplantılarla hep üreticimizi düşünerek, hem tüketicimizi düşünerek hep sütü işleme yönünde gayret gösterdik. Bu gayretimiz de devam ediyor. Çünkü ekonomi tüm dünyayı etkileyen global bir hastalığın sonunda bir ekonomik sıkıntı da var, olacaktı. Ama bunları aşarak çarklar döndüğü sürece bunu hep beraber aşarız. Hastanelerimizdeki doktorlara, hemşehrilerimize, tüm sağlık çalışanlarına bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Onlara da destek olduk sektör olarak. Bütün şirketler. Çünkü onlar bizim için canlarını ortaya koydular. Ama bizler de sürekli üretimi yaparak onlara destek olduk. Şimdi Murat Bey güzel bir şey söyledi. Aynı zamanda çalışanlarımız bizim birer ailemiz. Aynı üreticilerimiz olduğu gibi. Büyük bir aileyiz. Esans sektör çok büyük bir aile. Çalışanlarımız fabrika içinde, işletme içinde zaten bilinçliydi. Yüksek hijyen şeyinde. Ama bu bilinci evlerini de yaymasını, akrabalarını da yaymasını sağladığımızı düşünüyorum. Şükür ki bugünlere sıkıntılar yaşamadan geldik. Toplumu da bilinçlendirmek çok önemli. Bu zincirde hep konuştukça, birbirimize güzel şeyler söyledikçe bir kere pozitif olmalıyız. Karalar bağlamamalıyız. Sonuçta bu dünyada yaşıyoruz. Hep beraber yaşıyoruz. Hep beraber de bunu çözeceğiz. Krizse global, çözümse hep beraber. Bu da kenetlenerek olur. Ne güzel ki bugün şu anda 100 kişi var. Herkes katılıyor. Farklı farklı toplantılara katılıyoruz. İtalya'daki toplantıya da katılıyoruz. Yani İtalya'daki sütçüler de ne düşünüyor onu da öğreniyoruz. Çünkü gitmeye gerek kalmıyor. İşte böyle Zoom'dan, webinardan, Cisco'nun sistemlerinden. Mısır'dakileri de anlıyoruz çünkü toplanabiliyoruz. Şimdi bu çok önemli. Ben en çok, biraz önce vurguladım Murat Bey ama en çok sevindiğim şey bilim konuşuluyor artık. Televizyonlara çıkıp halkı yanlış yönetenler yok artık. Neredeler? Halbuki gerçek bilim insanları halkı ve toplumu doğruya sevk eder. Günü kurtarmak artık bence bitti. Sektör olarak hep beraber sağlıklı süte, sağlıklı ürünlere, ambalajlı ürünlere güvenimizi sürekli yenilemeliyiz, sürekli gündemde tutmalıyız. Aynı zamanda devletimiz bundan vergi kazanıyor. Bunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Biz aynı zamanda çok hızlı farklı ürün gruplarında sektör olarak her türlü koşulda sütü bir yere yapıp bir ürün haline çevirdik. Bazı ürünlerimiz belki şu an bazı sektörlerin şu anda restoran zincirlerinin otellerin olmamasından, turizm olmasından da çok fazla satamıyor olabiliriz. Doğrudur. Ama başka bir ürün grubu evlerimizde tükettiğimiz daha öne çıktı. Ben dünyadan bir örnek paylaşmak istiyorum. Mesela pastörize süt dünyada karşılaştırdığınızda Amerika'da, Kuzey Avrupa ülkelerinin bazılarında çok daha yoğun tüketiliyor. Ama bugün UHT süt Amerika'da tap yaptı. Neden? Daha kolay stoklanabiliyor. Esen'de stoklanma ihtiyacı yok belki ama stoklanabiliyor. Bugün Amerika'da sütün dökülmesinin sebebi bazı fabrikaların sadece tek ürün grubunda çalışmasıydı. Yani araştırdığımızda.
Demek ki ürün çeşitliliği, zenginliği ya da ülkemizin çiftçilik olarak yem bitkilerine de girmek gerekirse burada bağlantı üreticimizle, demek ki her şeyi ucuz diye dışarıdan almak tek başına doğru değilmiş. Bir maskenin ne kadar önemli olduğunu, bir berberin ne kadar önemli olduğunu, demek ki gıda fabrikasında dezenfektanı üreten firma da çalışmazsa biz çalışamayız. Yani bu da çok önemli. Karton imalat yapan, bizim ambalajımızı üretemeyen firma da çalışamazsa gıda sektörü çalışamaz. Yani zincirin bütün halkası. Dolayısıyla biz bunların hepsini önemli buluyoruz. Buradaki en önemli kısım sürdürülebilirlik. Mesela bununla ilgili de dünyada mesela Birleşmiş Milletler, Dünya Gıda Örgütü, FAO önümüzdeki 10 yılı aile çiftçiliği yılı ilan etti. 10 yılı. Yani yılları. Neden? Çünkü bizim de çiftçilerimiz 57 yaş ortalamasında. Halbuki genç nüfusa ihtiyacımız var. Bakın genç nüfusa sahip olmak ne kadar önemli. Bizim nüfusumuzun 65 ve üstü, Allah başımızdan eksiltmesin, şeyimiz, popülasyonumuz %7 milyon. %7. Yurt dışında %30. Ama bu güç işe, üretime ve katma değer yaratmaya ihtiyacı var. Bizim %50 sütümüz sokakta olduğuna göre daha çok işletmeye, daha çok fabrikalara ihtiyacımız var. O üreticimiz de, yani o sütü veren üreticimiz sanayiye verdiği sürece bu ülkenin genci iş sahibi olacak. Bu ülkenin halkı daha sağlıklı ürünlere kavuşacak. Devletimiz de bundan vergi kazanacak. Ve bize hastane lazımsa hastane, okul lazımsa okul, köprü lazımsa köprü ihtiyacımız karşılayacak. Bence zincirin bütün halkasında bütün bu iş yapma biçimlerimizde çok büyük bir değişiklik olmadı. Ama bazı şeyleri öğreniyoruz. Zincirin tüm halkasının daha da önemli olduğunu düşünüyoruz. Ve bu bütünüyle el ele tutuşarak bundan da ben başarıyla çıkacağımıza, çıktık ve daha da ileriye götüreceğimize inanıyorum. Zaman değil kullanma açısından. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Hamit Bey, sizinle devam ederiz. Müsaade ederseniz, uygunsanız. Tabii ki, tabii ki başkanım. Şimdi değerli katılımcılar, hepinize hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Benden önceki iki konuşmacı arkadaşım genelde aynı konulardan bahsettiğimiz için, bir de böyle bir konuşmanın iki sonuncusu olmak da biraz belki konular toparlamak adına farklı bir şey getiriyor bana. Benim burada bir bakış açım şöyledir sektörde. Trabzonsporlu taraftarların bir şeyi vardır. Bize her yer Trabzon diye bir ifadeleri vardır. Bizim sütçülük de böyle bir şeydir. Yani bizim için her gün olağanüstü bir gündür. Yani 365 gün, 7-24 biz bu işimizi yapıyoruz zaten. Yani bunda pandemi olmuş, o olmuş, bu olmuş, şu olmuş, bizi hiç ilgilendirmiyor. Demin başta da söylediğimiz gibi sütçüye her gün yeni normal. Evet, evet, evet başkanım. Yani bazen bizim böyle hizmet aldığımız tedarikçiler vardır. Makine bakımları yapan, diğer hizmetleri aldığımız uzun soluklu bakımlar yapılacaksa ekipmanlar. Ne zaman çalışmıyorsunuz? İşte şu günlerde, bu günlerde çalışmazsanız 3-5 günlük bizde çalışmama diye bir gün yok ki. Biz 7-24 her gün çalışan firmalarız. O yüzden bu krizin bize getirdiği çok ekstrem bir çalışma modeli yok. Aslında konuyu 3 başlıkla ele alabiliriz. Bir üreticici açısından, bir sanayici açısından, bir de pazar açısından bize neler sektöre etkisi ne oldu, bize nasıl etkisi oldu, öyle bakabiliriz. Demin de bahsettiğimiz gibi süt üreticisinin bu süreç içerisinde hemen hemen hiçbir sıkıntısı olmadı. Sanayicinin sorumluluk sahibi sanayicilerin çiğ süt üretiminin hepsini üreticiyi mağdur etmemek kaydıyla her şartta aldığını gördük. En zor günlerde bile çünkü sütü almazsanız sanayi üreticinin elindeki çiğ sütü, tankındaki sütü boşaltmazsanız
Ertesi gün iki kez daha o hayvan sağlayacak. O tankta sütü koyacak yer bulamayacak üretici. Bunu çok iyi bildiği için sanayici hiçbir şekilde bir sorun yaşatmadan sütleri aldılar. Bununla ilgili Amerika'da muhtelif sıkıntılar yaşandı bazı bölgelerde. İsterseniz bununla ilgili benim tespit ettiğim bir şey var. Onu göstermek istiyorum size. Bir çiftlikte maalesef çiğ sütün alımı yapılamadığı için 40 yıllık süt üretimi yapan bir çiftlikte tankere doldurmuş olan süt bu şekilde boşaltılıyor. Bu bizim için işler acısı bir durum aslında düşündüğünüz zaman. Bizim ülkemizde böyle bir şey de yaşanmadığı için sevindirici bir hadise. Amerika'da bile bu kadar organize olmuş bir ülkede bile böyle bir hadisenin yaşanması, bizim ülkemizde yaşanmaması sektörde sanayicinin ve üreticinin ne kadar birlikte bir çalışma içerisinde olduğunu gösteriyor işin aslı. Şeye geldiğimizde sanayi tesisleri açısından baktığımızda bütün sanayi süt sanayindeki bütün tesisler 7/24 durmaksızın çalışma içinde oldular. Farklı sektörlerde üretimi duran sektörler oldu. Ama biz hiçbir şekilde durmadık. Demin de söylediğim gibi 7/24 çalışmaya devam ettik. Tabii bu çalışma esnasında pazardan, piyasadaki daralmadan mütevellit ciddi biz stok maliyetleri üstlenmeye başladık. Aldığımız bütün sütleri işledik ama ne yaptık? Pazarda satamadığımız için bunları farklı ürünlerle stoklama yapmaya başladık. Ve bunların ciddi maliyetlerini üstlenmeye başladık. Buna bağlı olarak Avrupa'da çiğ sütün alınmaması nedeniyle süt fiyatlarında bir gerileme yaşanmaya başladı. Spotta olan süt miktarları çok az olurdu Avrupa'da. Bu dönemde çok daha fazla spota giden sütler oluştu. Ki spot fiyatlar Avrupa'da 15 euro sentlere falan tekabül ediyor. Böyle bir durum yaşanıyor Avrupa'da. Türkiye'de süt fiyatları ile ilgili üreticiye dönük hiçbir uygulama, hiçbir dönüş olmadı. Bundan sonra da olmayacak da zaten. Şu 40-50 günlük zor süreci atlattıktan sonra önümüzde daha iyi bir zaman bizi bekliyor diye düşünüyorum. Sanayicinin burada yaşadığı başka problemler var. Üretip piyasaya arz ettiği ürünler var. Burada son 10-15 yıldır bu muhtelif şekilde gündeme gelen et ve süt ürünlerinin ödeme vaadelerinin, perakende tarafındaki ödeme vaadelerinin bir aya indirilmesiyle ilgili bir tasarı sürekli gündeme geldi. En son torba yasa tasarısına da dahil edildi ama bir şekilde yine çıkartıldı. Maalesef biz perakende tarafında 60-90-120 günlere varan vaadelerle bir ay boyunca süt alıp ertesi ayın 15'inde ödediğimiz sütün, yani bir ay vadeyle aldığımız sütten elde ettiğimiz ürünü 90-120 gün vadelerle satar durumdayız. Bu konuda bizim ciddi bir sektörün ciddi bir beklentisi var. Ciddi bir düzenlemeye ihtiyaç duyuyor. Şimdi bu yine bu noktaya geldik ve eğer ki kısaca toparlarsanız ikinci tur. Bey, çünkü tamam, bundan başkanım. Sonrasında da ne zaman normale döneceğiz ama bu normale dönüş sırasında bugüne kadar sektörün çektiği sıkıntılarda nasıl iyileştirmeler öneririz sektörümüze ve kamuya, bunu tartışıyor olacağız. Bu anlamda toparlarsanız tamam, ikinci tura geçmek istiyorum. Bir ilave edeyim o zaman. Bir de bizim
üç aşamalıdır bizim. Üretici, sanayici ve piyasa şartları anlamında söylüyorum. Piyasa tarafı, piyasada bizim perakende tarafımız hareketli geçti. Bu 40-50 günlük süreçte %30-40'a varan artışlar oldu ama ev dışı tüketim maalesef her taraf kapalı olduğu için tamamen durdu. Bunların getirdiği yükler, sıkıntıları yaşıyoruz. Bunları taşıyoruz. Bunları da ikinci bölümde o zaman sizin de bahsettiğiniz gibi öyle dile getirelim. Evet. Ben şimdilik teşekkür ediyorum başkanım. Çok teşekkür ederim birinci tur için. Benim aldığım notlar çerçevesinde salgının sektörümüze etkisi ve iş yapma biçimimizden etkilere ulaştı dediğimizde zaten hijyen esaslı, temizlik esaslı bir sektör olduğumuz için hazırlıklıydık. Ancak çalışanlarımızın ailelerine kadar uzanan zincirde bu bilinç seviyesini, bu bilinç harisini daha da artırdığımız hep beraber ortak kanaatimiz ve tespitimiz. Kayıt dışı ve bilgi kirliliği hala güncelliğini koruyor sektörümüz için. Fakat öte yandan güçlü yönlerimiz ise güçlü bir endüstriyel kapasitemizin olduğu, yüksek teknolojiye sahip olduğumuz, kayıt dışındakinin pazara girmesi, kayıtlı pazara girse dahi elimizdeki kapasiteyle ve yeni yatırım gücümüzle bunun üstesinden çok rahat gelebilecek bir birikime sahip olduğumuz konusunda mutabıkız. Bu da daha çok yatırım, daha çok yüksek kapasite, daha yüksek katma değer ve daha güçlü bir ulusal kalkınmayı vaat ediyor. Şimdi bu çerçevede gördüğümüz iyi, güçlü yanların üzerinden bu pozitif bakış açısıyla Türkiye'nin ve dolayısıyla sektörümüzün ne zaman normale döneceğini öngörüyoruz. Salgın ve salgından sonra da sektörü ve iş yapma biçimimizi salgın ne kadar değiştirecek ve dolayısıyla o hepimizin bugünlerde klasik sorusu haline gelen sektörün yeni normali nasıl olacak? İkinci turda bunu tartışmayı öneriyorum. Gürkan Bey, bu kez sizinle başlayalım. Ne dersiniz? Olur derim. Bir yani donuyoruz. Umarım sesim geliyordur şu an. Evet, evet. Tamam, okey. Şimdi son konuşmanızda bazılarını kaçırmama ikinci kısma geçtiğimizi düşünüyorum. Yani yeni normal ne olacak? Yatırım, daha yüksek kapasite, evet, daha yüksek katma değeri ve daha güçlü ulusal kalkınmayı göğüsleyebilecek bir birikime sahip sektörümüz. Yeni normal ışığında, yeni normal kavramı ışığında yeni düzenimiz ne şekilde ne olacak? Olacak final olarak toparlayacak olursak. Tamam. Şimdi birincisi COVID'den başlayayım. Bir kere bilim insanları ne söylüyorsa birazcık fazla gevşeme var. Bir kere bunda toplum olarak, sektör olarak zaten dikkat ediyoruz ama toplum olarak da bu gevşemeyi çok acıyıcı buluyorum. Burada temkinli gitmek lazım. Bazı hayat tarzlarımızı kişisel olarak da belki toplumun farklı alanlarındaki farklı hayat tarzlarında belki bazı şeyler değişecek. Bunları önümüzdeki yaşayarak günlerde göreceğiz. Sosyologlar da bunlarla ilgili büyük bir ihtimalle birçok yayın yapacaklar. İnsanoğlunu her zaman anlamak mümkün değil. İnsanoğlunun getirdiği şeyle çok farklı davranışlarda bulabiliyoruz. Bunun tek başına eğitimle de alakalı olduğunu da sanmıyorum. O biraz duygusal da olabiliyor bazen çünkü çok farklı sektörlerden veya gruplardan farklı davranışları görebiliyoruz. Demek ki dikkatli olacağız. Bilim insanları, hekimlerimiz ne söylüyorsa, Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanımız ve hekimlerimizin söyledikleri doğrultuda ilerlememiz lazım ki Allah beterinden sakınsın, daha büyük sıkıntılarımız olmasın. Sektöre gelince ben size katılıyorum. Bir kere dünya ölçeğinde işte en stratejik ürünlerden bir tanesi, sen de commodity'dir, gerektiği zaman süt dozunu devlet stratejik olarak alabilmeli ki bugün Avrupa'da bunu üreticileri destekliyor, Amerika'da ihtiyaç olduğunda. Bunlarla ilgili Amit Bey bahsetti, stoklama ve bunların regülasyonunun iyi oturması lazım artık. Biz hep böyle ucundan dönüyoruz, artık bunların regüle olması lazım. Biraz önce Murat Bey önceki konuşmasında başlamıştı, Hamit Bey ilave etti.
Evet, belki ticaret hayatının içinde birçok vadeler var. Ticaretin, serbest ticaretin getirileri, ama bizim sektörümüzle ilgili biraz dozunun fazladan kaçtığını düşünüyorum. Çünkü biz sektör olarak tüm dünyada olduğu gibi, bu arada biraz önce bu konuştuklarımız ve konuşacaklarımızı sadece biz söylemiyoruz. İngiltere'deki sanayiciler de İngiliz devletinin ilgili makamlarına diyorlar ki bu perakende zincirin halkasının hepsindeki bu nakitin bir düzene konması lazım. Yani regülasyonla, kanunla değil belki ama regülasyonla bunun bir konması lazım. Demek ki bu dünyada genel bir sıkıntı. Neden? Nakitle dönüyor her şey. Çünkü üreticinin, ben üreticiden başlayayım, inekleri var. 100 baş ineği varsa, bir ton süt üretiyorsa, işte yarısı kurda, yarısı şeyin ise, ciddi bir yeme ihtiyacı var. Yem alacak ki hayvanını her gün beslemek durumunda. Nasıl biz her gün süt almak durumunda olduğuna göre, hayvan da her gün onun ihtiyacı kadar aç kalması için beslemek durumunda. Peki kendi üretimini yapıyor olabilir. Bunun mazot ihtiyacı var. Sulama ihtiyacı ise elektrik pompa ihtiyacı var. Demek ki zincirin bütün şeyinde bir paraya ihtiyacı var. Yani sonuçta bunların hepsinde paraya ihtiyacı var. Sanayi olarak biz bunu her ay bittiğinde hiç uzatmadan, geciktirmeden ödüyoruz. Elektriğimizi ödüyoruz. Çalışanımızın ücretini ödüyoruz. Ambalajımızı ödemek durumundayız ki çalışması lazım ki getirsin. Bu zincirin sonunda beklentinin içinde sürekli o marketlerden de olan bütün o sistemin içinde ödemelerin dönmesi lazım. Bir çark sürekli dönsün. Çark fon yarattıkça kendi içinde, işte biraz önce bahsettik, kayıt dışılığı engelledikçe, Türkiye'nin bence en büyük ihtiyacı bu. Eğer dünyada %95-99 arasında sanayiye gidiyorsa, bizde hala %45 şeydeyse, bir kere bizim ihracat şansımız gelecekte yok. Çünkü dünya bunu görüyor. IDF'de bunu gördü. Nezet Hocam çok iyi şey yapar. Yani Türkiye'de bunu ortaya koyduğunuzda tabii hoş bir şey değil. Kaliteli bir ham maddeden kaliteli ürün yapılır. Ancak dünya yüksekte bir ufak bandajımız en yüksek sanayiye kadar. Levelleri farklı olabilir ama yüksek teknoloji kullanıp yani yüksek teknoloji kullanıp geldi mi sesin? Son cümlenizi tekrarlarsanız daha iyi olacak kanaatim. Tamam. Yüksek teknoloji farklı level'larda da olsa, seviyelerde de olsa ufak işletmeler, büyük işletmeler kullanıyor. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Buralara daha çok yatırım yapıp dünyada ve rekabetçi olmak lazım. Çünkü biz dünyada ilk onun içinde olan, 8. olan süt üretimi olan, Avrupa'da ilk 3'te olan bir ülkeyiz. Bize yakışan bunu daha geliştirmek. Bunun dışında Ar-Ge çok önemli. Ar-Ge'ye daha fazla teşvikler ve daha yenilikçi, daha proteinli, daha bağışıklı düzenleyici ürünleri geliştirebilmeliyiz. Ben gene kırsalı çok önemsiyorum. Gençlerimiz çiftçiliğe, üretime özendirmemiz gerekiyor. Fakat en önemli kısım, belki bir sektör olarak hep beraber, kırsaldaki yaşlılarımızı, çocuklarımızı, kırsalda yaşayanların hijyen, sanitasyon Gürkan Bey yeniden dondu. Eğer bizi duyabiliyorsanız onlara aşılamalıyız diye düşünüyorum. Belki bizim süt sektöründe mevsimlik işçi problemi olmayabilir ama zincirin içinde var. Bunları onlara da dahil etmek gerektiğini düşünüyorum. Bunun haricinde söylemek istediğim şey, devlet mekanizmasında da müdahalelerinde, yani bu süt dozu olabilir, tereyağı olabilir, serbest piyasa mekanizmasına uygun basit ve yalın tasarlanmış desteklerle hayatı devam ettiriyor olmamız lazım. Bu hepsi bir bütün. Benim söylemek istediklerim bu kadar. Çok teşekkür ederiz. Hamit Bey,
Siz kaldığınız yerden devam ederseniz Gürkan Bey'in de söyledikleriyle çok uyumluydu. Toparlamış oluruz. Peki. Şimdi neticede sektöre etkisini konuşmuştuk. Şimdi normalleşme süreci içerisinde neler olması lazım, neler yapılması gerekir? Bunların üzerinde kısaca bir durmak gerekirse yine bu üçlü ayağımız vardır. Bizim işte üretici, sanayici ve pazar açısından nedir diye bakarsak. Şimdi üretici tarafından baktığımızda üreticinin bu süreç içerisinde dövizin artması, ham madde, yem ham madde temininde yaşanan sıkıntılar nedeniyle yem maliyetlerinin artmasından kaynaklı ciddi bir problemi oluştu. Bunun bir şekilde destekleniyor ve çözülüyor olması lazım. Aslında bu bugünün problemi de değil. Yani bu her zaman son 10 yıl, 15 yılda üreticinin en büyük sıkıntısı girdi maliyetlerini kontrol edememesi, girdi maliyetlerini yönetememesinden kaynaklı sürekli yaşadığı bir sorun var. Ve bunu da süt fiyatlarına yansıtarak çözmeye çalışır sektör. Bu bir şekilde böyle şey gibi, kartopu gibi, çığ gibi büyüyerek, kartopudan çığ gibi büyüyerek devam eden bir sorun haline geldi. Bu konuda kamunun yapması gereken bana göre desteklemeler var. Şimdi bununla ilgili yapılan açıklamalar, Sayın Bakanımızın yaptığı bir açıklama var biliyorsunuz, bir iki açıklama var. Bir tanesi süt, çiğ süt destekleme primi 5 kuruş artırıldı. Bir de işte sanıyorum Nisan ayına mahsus olacak bir uygulama. 20 baş ve altı hayvanı olan, sağmal ineği olan, işte belli şartları var galiba. İşte şu kadar sürede bu hayvanlara sahip olan filan. Bunlara hayvan başına 65 lira gibi bir yem desteği öngörülüyor. Şimdi hesabını yaptığınızda ortalama bir İnek ayda 6 çuval, 7 çuval yem tüketiyor. Yemin çuvalı 80-90 liralar civarı KDV dahil rakamlara baktığınızda. Yapılan destek bir yem çuvalını dahi karşılamıyor. Bunun ne kadar destektir tabii ama süreci yönetmek adına ne kadar desteği olur? O çok tartışılır bir durumda. Evet. Üreticinin bu sorunu çözülürse ve teşvik edilirse üretici sürekli sürdürülebilir bir hayvancılığa kavuşturulursa süt üretiminin sürekli artacağı muhakkak. Yani bizim hoş artsa bile sanayiye giden sütün miktarı geçmiş son iki yıla göre biraz daha oransal olarak bir düşme gösterdi. Merdiven altına gidiyor. Burada ciddi bir ekonomik kayıplar, vergisel kayıplar oluşuyor. Bunun da önlenmesi için muhtelif tedbirler alması lazım kamunun. Sanayici açısından baktığımızda üretim anlamında hiçbir sıkıntı yaşamadı sanayi. Çünkü demin de söylediğimiz gibi sanayi için her gün olağanüstü bir durum zaten. 7-24 bunu yaşıyordu. Ekstra tedbirler alarak, ilave tedbirler alarak, ilave uygulamalar yaparak süreci devam ettirdi. Bu süreçte neler vardı? İşte biz saha çalışanlarımıza gittik, kıyafetler aldık, maskeler aldık, siperlikler aldık, dağıtım elemanlarımızı bu şekilde teçhiz ederek işlerine devam etmelerini sağladık. Bunlar bize ciddi maliyetler getirdi aslında işin açık şeyine baktığınız zaman. Bunların işte desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Demin bıraktığım, başta geldiğim konu stoklama maliyetleriydi. Ciddi bir arz fazlasından satış olamadığı için sütün fazla olması sebebiyle yaptığımız stoklar var. Çiğ sütün fazla almamız sebebiyle. Bunların da bir şekilde desteklenmesi gerekiyor. Geçmiş yıllarda regülasyon adı altında devlet süt alımları yapıp süt tozu üretip bunu yurt dışına göndermişti. Bunları desteklenmişti. Aslında regülasyonun bir başka boyutunu şu anda sanayici kendi içinde bunu yapmakta sektöre de katkıda bulunmaktadır. Bunların desteklenmesiye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
pazar tarafından bakarsak, piyasalar açısından, bizim adımıza piyasalar açısından bakarsak iki ayrı şeyimiz var. Bir perakende pazar, bir de ev dışı tüketim. Ev dışı tüketimin durumu malum. Şu anda ne olacağını da bilmiyoruz. Orada ciddi bir pazar kaybımız vardı. Perakendedeki aşırı bir talep var şu anda. İşte bu son 30-40 günlük süreçte pandemi başladığından bu yana. Normalleşmeler çerçevesinde bu perakendedeki aşırı talebin de tekrar normal hale geleceğini düşünüyoruz. O zaman ev dışı tüketimin açılıyor olması lazım. Ev dışı tüketimin de gelecekte neler olacağı belli değil. İşte restoranlar açılırsa nasıl çalışacak? 100 masası olan da belki 50 masa gibi yarı yarıya insanlar kabul edilecek. Sınırlı girişler olacak. Dolayısıyla tüketimler orada çok da fazla artacakmış gibi bir beklenti içerisinde girmememiz lazım. Bir başka, bizim ev dışı tüketimi etkileyen bir başka unsur turizm tarafıydı. Bildiğimiz gibi işte Türkiye'nin geçen sene turizmden elde ettiği gelir 26.63 milyar dolar. Bu sene ilk 6 ayda zaten turizmle ilgili bir işimiz olmadı. Otellerimiz henüz açılamadı. Yılın ikinci 6 ayında neler olur onu da kestirebilmek çok güç değil ama geçen seneki rakamların çok çok altında kalacağını söylemek çok da zor da değil. Bu taraftan ekonomiye ciddi bir kayıp, aynı zamanda bu turizme dönük de bizim de ciddi bir satışlarımız var sektör olarak. Buradan da bizim bir kaybımız olacak. Orada da satışlarımız gerileyecek. İhracattan bahsettik. İhracat konusu da yine çok geçen seneye göre çok iyi geçmiyor. İlk 4 aydaki satışımız geçen seneki ilk 4 aya göre %20 aşağıda. Yani bu da bizi sektörü olumsuz etkileyecek unsurlardan birisi. Hayırlısıyla inşallah bu sorunları birlikte aşaracak bir duruma gelmemiz lazım. Bu konuda her sektöre yapılan bir takım destekler var. Yani maalesef bizim sanayicimiz şu anda bu çalıştığı için herhalde devam ettiği için herhangi bir destek sözü de almıyor, herhangi bir destek de alamıyor. Böyle devam edip gidiyoruz. Bir önemli bir konu bizim sağlıklı ürün için çaba sarf eden bu sanayinin, süt sanayisinin karşısında ciddi bir problem var. Açıkta satılan ürünlerimiz var bizim. Pazarda satılan taklit takşiş yapılmış ürünler var. Bunlar var. Sokak sütleri var. Şimdi başka toplantılarda bunları dile getiriyoruz ama işte kamunun veya devletin söylediği şey şu: siz bize ihbar edin, biz gidelim kontrol edelim. Ben dün bir Bursa'da yaşıyorum. Ben şöyle bir araçla bir dolaştım. Ara sokaklarda elinde güğüm şeyle ölçerek süt satan bir sürü araçlara rastladım. Yani bunu siz ihbar edip de suçüstü yapacak haliniz yok. Siz gerekli kontrolleri, giriş çıkış kontrollerini yaparak bunu fevkalade yapmanız gerekiyor. Kamu olarak niyetiniz bunu önlemekse bunu fevkalade yapabilecek durumdasınız diye düşünüyorum. Son dünyadaki durumdan biraz bahsedeceğim ben bununla ilgili konuşmamın sonuna gelirken. Toparlayalım, vaktimiz daralıyor çünkü. Tamam başkanım, toparlamak üzere. Şimdi dünya pazarlarında durum biraz daha farklı seyrediyor. Almanya, Hollanda ve Fransa'da ciddi bir çiğ süt talebinde düşüş var. Fransa'da nispeten süt fiyatları da gerilemeye başladı. Böyle bir bilgiler geldi. Süt talebi azaldığı için çoğunlukla çiğ süt spota düştü. Yani burada demin de bahsetmiştim, 15-16 euro centlere çiğ sütler alımı yapılıyor. Transport konusunda gümrük giriş çıkışlarındaki konular, problemler sebebiyle dünyadaki mal hareketi ciddi bir azalma gösterdi.
Buna bağlı olarak da talep daralmaları da oluştu. Bu da dünyada oluşan fiyatları çok olumsuz bir şekilde etkiliyor. Sürekli stok yapan bir endüstri maalesef olamıyor. Elden çıkarmak için fiyatlar düşürülüyor. Böyle bir yapıda gidiyor. Süt dozu konusunda resmi rakamlara bakıyorsunuz 2200-2300 dolarlarda görünse de 1800-1900 dolarlara süt tozunun dünyada dolaştığı tespit ediliyor, görülebiliyor. Sonuç olarak 2020 yılı Türkiye için, dünya için zor bir yıl olacak. Bizim sektör için de zor bir sene olacak. Bunu karşılıklı dayanışmayla, karşılıklı yardımlaşmayla çözebileceğimize inanıyorum. Kamunun üzerine çok iş düşüyor. Bunu bir şekilde sağlaması lazım devletimizin. Sanayici üzerine düşen bütün işleri yerine getiriyor. Bu şekilde yürüyeceğiz inşallah ama sorunları aşacağız. Dün katıldığımız bir toplantıda işte herkes sektörde kahramanlarını ilan ediyor. Herkes kendi sektörünü kahraman ilan ediyor. Aslında bizim sektör bu sağlıkçılardan sonra en kahraman sektör bana göre. Bizim sektördür. Üreticisinden, sanayicisinden ve tüketim noktasındaki insanlarına kadar kahramanlığın kitabını yazan ekip bizim sektördür. Bunu da şöyle görüntüyle size sunayım. İşte süt sağımı yapan, üretimde çalışan ve dağıtımda olan arkadaşlarımız bu sektörün bana göre kahramanlarıdır. Onları alkışlıyoruz, tebrik ediyoruz. Başkanım teşekkür ederim. Benim söyleyeceklerim. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Evet Murat Bey, ilk oturumdaki uzun sürenizi de göz önüne alarak hızlıca toparlamanızı rica ediyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii bu salgın bölgesel değil, küresel bir salgın ama yine her koyun kendi bacağından asılıyor. Ülkeler kendini kurtarmaya çalışıyor. Mesela demin sözümün ortasında kaldım. Sanayici bu değer zincirini sektör değer sesim geliyor mu? Sesiniz geliyor. Açık olan mikrofonlar kapatılırsa çok memnun olurum. Evet. Değer zincirinin ortasında kalıyor. Bir defa önümüzde bu pandeminin de getirdiği risklerle ciddi bir gelir dağılımı ve gelir dağılımı problemi ve gelir düşüklüğü problemiyle karşı karşıya. Zincir mağazaların veya organize perakendenin fiyatları arttıramama gibi bir zorunluluğu ve baskısı var. İşte geçen gün yaşanan devletin aldığı bazı tedbirler oldu. Biz kaliteli sütü dişimizle tırnağımızla temin etmeye çalışıyoruz. Burada bir regülasyona ihtiyaç var. Burada ciddi bir tedbir alınması gerekiyor. Kaliteli süt, protein ve yağ odaklanmış bir süt, mikrobiyolojik kaliteye odaklanmış bir süt kalitesine ihtiyacımız var. Üreticinin de gelirinde ve onun girdilerindeki pahalılıktan dolayı sıkıntısı var. Tedarikçiler dediğimizde ambalaj sektörü, lojistik sektörü diye baktığımızda lojistik sektörü çok zorlanıyor. Mallar kapıda bekleniyor, maliyetler iki katına çıktı. Döviz artışından kaynaklı veyahut da arz talep dengesinden kaynaklı ambalaj sektörümüzde ciddi bir maliyet artışı var. Şimdi sanayici olarak biz bu dengenin ortasında kaldık, sıkıştık, bir çıkış yolu bulmaya çalışıyoruz. Bu zor oyunu bozar noktasında bizim kaliteyle yarışmamız gereken, güvenli gıda kaliteyle yarışmamız gereken bir noktada ve güvenli gıdanın maliyetini dikkate alarak, çünkü güvenli gıda dediğiniz zaman maliyetli, bağışıklık sistemini koruyacak kaliteli gıda dediğiniz zaman maliyetli bir gıda oluyor. Burada bu baskılar altında
sektör yağıyla efendim gramajlarıyla oynayarak bir çıkış bulmaya çalışıyor. Bunların regüle edilmesi lazım. Ve ben şunu söylüyorum. Üretici tarafındaki desteklemeleri ve tüketici tarafındaki desteklemeleri sistem bir şekilde devreye popülist olmayacak şekilde sokarsa bence sanayi de rahatlayacak. Biz de kaliteyle rekabet eder hale geleceğiz. Benim birinci söylemek istediğim nokta bu. İkinci söylemek istediğim nokta biraz yurt dışı piyasalara baktığımızda ve yurt dışını kokladığımızda bakın demin sözüme öyle başladım. Her koyun herkes kendi gemisini yürütmeye çalışıyor. Çin'le en problemli ülke Amerika dersiniz ama Amerika Covid döneminde %28 ticaretini arttırmış Çin'le. Avrupa Birliği %7 arttırmış. Güney Kore %28 arttırmış. Belarus %34 düşmüş. Avustralya %12 düşmüş. Yani biz ise Çin'e hiçbir ticaret yapamıyoruz. Çin'e ticaret bacağının mutlaka açılması lazım. Türkiye'nin bu gelişimi içerisinde sürüncemede kalan bir pazar. Zaten çevremizde, çevre ülkelerde sıkıntı var. Ticarette zorlanıyoruz ama en azından bu fırsattan istifade bunu yapmamız lazım. Avrupa Birliği açıkladı, Amerika açıkladı. Hepsi bir süt destek, üreticiye destek politikası parası açıkladı. Tabii bizim bize açıklananların yanında çok büyük rakamlar bunlar. Ama ölçülebilen bir şeyi biliyorsunuz, bildiğiniz bir şeyi de yönetebilirsiniz. Dünyada bu veriler çok daha iyi ölçülüp ve bir akla ve paraya götürülebiliyor. Biz bunu yapmakta zorlanıyoruz ve bir popülist yaklaşımla maalesef bu destekler gittiği için heba oluyor. Demin Hamit Bey'in söylediği gibi yani yem fiyatının üçte biri bile etmeyecek bir destekle desteklenmeye çalışıyor üretici. Burada bir harekete ihtiyacı var. Biz bu dönemde üreticinin sütünü yerde bırakmadık sektör olarak. Bunu kullanıyoruz ama ister istemez stoklarımız artıyor. Bakın 30 milyon euro Avrupa Birliği destek açıklaması yaptı. Tekrar müdahale stoklarına ürün almaya başladı. Müdahale stoklarında oluşan fiyatla süt fiyatı arasındaki bu yağ ve yağsız kuru madde dengesiyle oluşan fiyat parametresinde işte bu söylediğim destekle telafi ederek ticaretlerini yürütmeye çalışıyorlar. Süt tozunu 2000 dolar, 1900 dolarlardan piyasada satılıyor. Tereyağı 3000-3200 eurolara kadar düşmüş vaziyette. Bu desteği bence bu yöndeki bir desteği bizim sektörümüzde hak ediyor. En azından bu süreç içerisinde bu kolaylığın ticarete yönelik, satışa yönelik verilmesinde ben büyük fayda görüyorum. İngiltere'ye gittik bir grup arkadaşımızla birlikte su sürdürülebilirliğinin ne yönelik bir çalışmada. UK Dairy'ye yani İngiliz Dairy Board'unu ziyaret ettik. 2050 yılının planını yapmışlar suyla ilgili ve sütle ilgili. İnanır mısınız? Endişeleri neydi? Bu Brexit olayında biz Brexit'ten çıkıyoruz ama ne yapacağımızı bilmiyoruz. Çünkü sütümüzün %40 maliyeti Avrupa Birliği fonlarından destekleniyor. Acaba İngiliz hükümeti Brexit'ten sonra bu desteği devam ettirecek mi endişesi vardı UK Dairy'de? Ki İngiltere'nin kendine has bir şeyi yok. Sanayi hep dışarıdan toplama endüstrilerle işte cheddar peynirinde, peynir kategorisinde uzmanlaşmış hale gelmiş bir sektör ve bunu düşünüyor. Kendi sektörünü korumak için bizim de yağ ve proteine yönelik fiyatlandırma, stok yönetimine yönelik depolama destekleriyle en azından sektörün finansal darboğazlarını ortadan kaldıracak bir destek mekanizması, ihracata yönelik de önümüzün açılması bence kriz sonrasında
bizi daha iyi bir noktaya getirecek diye düşünüyorum. Ben yeni normal diye bir şey kabul etmiyorum. Oluşacak olan normal bence şu an yaşadığımız anormal durumdan daha normal bir durum olacak bana göre diye düşünüyorum. Çünkü tekrar sözümü başladığım gibi bitirmek istiyorum. Covid-19 pandemisi işimizin toplumdaki rolünü daha keskin bir odağa yerleştirmiştir. Bu bir fırsattır. Bu fırsatı belki böyle bir saatlik bir konferansla değil ama çok daha sıkı kapanarak, kamuoyu da yanımıza alarak kapanarak bunlara çözümleri kalıcı bir şekilde üretmemiz lazım. Rakiplerimiz 2050'yi planlamış durumda deyip sözlerime tamamlamak istiyorum başkanım. Murat Bey çok teşekkür ederim. Tüm katılımcılarımız çok çok teşekkürler. Kısaca özetleyecek olursak ikinci turu ve genel olarak oturumumuzu öne çıkan önemli maddeler var. Hepimizin hemfikir olduğumuzu bir kere manşet diyebileceğimiz bir kere Suçu'ya her gün yeni normal üzerinde hep beraber mutabıkız. Zaten bizim yaşantımız buydu. Ancak peki yeni dönemde ne yapacağız? Her günümüz manşet. Katılıyorum. Yeni normal değil. Yeni dönemde ne yapacağız? Salgın sonrası ne yapacağız? Öyle görünüyor ki mesele şu. Açık diye bir ortak, yani tırnak içinde açık diye bir ortak parantez görülüyor. Şöyle ki kayıt dışındaki açığı, hayvansal protein tüketimindeki açığı, üreticimizin borç yükündeki açığı, sanayicinin girdi maliyetlerindeki açığı, tahsilat vade dengelerindeki açığı, ihracattaki açığı ve asılı hepsiyle beraber morallerimizdeki açığı kapatmak üzere yine var gücümüzle çalışacağız. Peki bunun için ne gerekiyor? Kalite odaklı bir fiyatlandırma yapısı gerekiyor sektör için. Her zaman için mevsime yönelik bir arzı yönettiğimiz için regülasyonlar ve dolayısıyla depolama destekleri önemli olarak karşımıza çıkıyor ve bununla birlikte sektörün özellikle üreticinin ayakta tutulabilmesi için bizlerin süt sanayicisinin yapmış olduğu düzenli desteklemenin doğru bir şekilde finanse edilmesi, fonlanabilmesi için de sanayicinin tahsilat ödeme dengesinde perakende sektörünün desteği gerekiyor. Ve kaçınılmaz olarak bütün bunları alt alta topladığımızda yeni dönemde sürdürülebilirlik yine en önemli odağımız olacak. Finansmanda, çevrede, üretimde, kalitede sürdürülebilirlik en temel odağımız olacak. Bu arada oturumumuz süresince Mustafa Manav, Serkan Durmuş, Özgür Çilek ve pek çok arkadaşımızdan bir takım sorular geldi, izledim. Bu oturum sırasında da bu soruların cevapları verilmiş oldu. Umarım tatmin olmuştur katılımcılarımız. Neler sormuşlardı? Ödeme dengelerimizi sormuşlardı. Üretimde yeni dönemde neler yapmak istediğimizi sormuşlardı. Ve çiftçinin yeni dönemdeki üretimdeki zorluklarıyla ilgili sorular sormuşlardı. Kapanışı toplarken umarım bunların hepsine cevap vermişizdir diye düşünüyorum. Katılımınız için hepinize çok çok teşekkürler. Evet, sütçülük, süt sanayi sefer görev emrini her zaman üstlenmişti. Bunu sürdürmeye devam ediyoruz. Bu dönemde, geçtiğimiz bu dönemde evet sağlık çalışanlarımızı yürekten alkışlıyoruz. Hayvancılıktaki gece gündüz çalışan veteriner hekiminden süt sağımcısına kadar yürekten alkışlıyoruz. Ama bunları topyekün hepimizin karnını doyuran öncelikle gıda sanayini ve özelde de sütçüleri hep beraber alkışlayarak kapatalım isterseniz. Hepinize çok teşekkür ederim. Hocam, başkanım alkışı daha güçlü duymak için bütün mikrofonları açalım isterseniz. Çok sevinirim. Herkes açabilir mi mikrofonu? Başkanım çok güzel bir çağrı yaptı.
çünkü. Bunu tarihe geçelim başkanım bence. Evet. Kaydediyor musunuz İknur Hanım? Kayıt da evet. YouTube'da da konulacak. O yüzden tüm mikrofonları açıyoruz. Tamam. Çok teşekkür ederim. Herkesten de çok güçlü bir öncelikle süt çiftçimize. Karşılıklı sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi günler. Sağ olun. Çalışanlarımız, veteriner hekimlerimiz, süt sanayimiz, gıda sanayimiz, hepimiz gönlümüzü, emeğimizi aklımıza bu işe veriyoruz. Hepimize beraber alkışlayalım. Teşekkürler. Başkanım, bağlantıyı sonlandırıyorum. Lütfen. Peki, herkese sevgiler. Size de çok teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Teşekkür ederiz, sağ olun. Teşekkür ederim. Kalın çok teşekkürler. Teşekkürler. Çok başarılı. Teşekkürler. Teşekkürler. Hayır Bey, merhaba. Teşekkürler. Teşekkür ederiz.